Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsü düzenlemesine ilişkin konuştu. 24. maddeyi işaret etti. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi, dedi. Uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. CHP'nin başörtüsü teklifi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yasa değil, anayasa düzenlemesi yapılması için hazırlıklar başladı. Çalışmaların başındaki isim son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildiğini söyledi. Biz bir çalışma yaptık. Önce siyasilerle, arkasından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra kabineye bir sunum yaptım. Görüşmeler sonrası tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. O da 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlar için değil, başı açık kadınların da hakkını koruyacak. CHP'nin sunduğu teklife ilişkin de konuştu Adalet Bakanı Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsadığını söyledi. CHP'nin verdiği teklif esasında olmayan sorunu yeniden sorun haline getirecek bir dayanak teşkil ediyor. Özel sektörü ve diğer alanları kapsamıyor. Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor. Bu düzenleme yasakça zihniyet geldiğinde olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür. Bekir Bozdağ CHP'nin başörtüsü teklifini sunmasının nedenini de açıkladı. O arayışındalar dedi. CHP bu teklifi neden verdi? Sebebini çok net söylüyorum. Başkanlık sistemidir. Seçilmek için 50 artı 1 oyunu zorunlu kılıyor. 50 artı 1 de oy arayışıdır. İnancı gereği başını örten kadınlara, insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız. 50 artı 1 CHP'yi bu hale getirdi. Türkiye yüzyılı inancı ve anlayışıyla hep birlikte inşa edeceğiz.